Mecliste 600 milletvekili var ama birçoğunun ismini duymuyoruz. Duyduklarımız da belirli zaten. Örneğin CHP'den Özgür Özel'in ismini çok duyuyoruz. AKP'den de bir ismi çok fazla duyuyorduk. Mustafa Yeneroğlu'ydu. Hatta geçtiğimiz günlerde demiştim ki bu milletvekili bu eleştirilere rağmen AKP içerisinde nasıl durabiliyor? Çünkü AKP eleştiren isimleri pek sevmez. Her şeye ayhay diyen, evet efendim, tamam efendim diyenler güçlenir, yükseldikçe yükselir. Gerçekleri anlatmaya korkar çünkü onlar. Oysa en büyük zararı aslında o isimler verir. Kim olursa olsun. Karşınızda gelip size doğruları anlatmıyorsa, gördüklerini iletmiyorsa zır cahildir o kişi. Çünkü kendi koltuğunu, kendi makamını düşünmek için gelip size gerçekleri anlatmıyordur. O kişiler aslında sizin en büyük düşmanınızdır. İster başbakan olun, ister bakan olun, ister bir şirketin yöneticisi, genel müdürü olun. Yanınızdaki kişiler sizlere gerçekleri iletmiyorsa, o gerçekleri iletmeyen kişiler sizin en büyük düşmanınızdır. Çünkü yarın bir gün yapmış olduğunuz hatalardan dolayı eleştirilecek kişi o kişiler değildir. Tepedeki yöneten kişi kim ise odur. Bir şirket olsun, bir parti olsun. O nedenle Mustafa Yeneroğlu aslında eleştirileriyle AKP'ye büyük katkı sağlayan isimlerden birisiydi. Çünkü eleştirilerinin büyük bir bölümünde haklıydı. Ama ne yazık ki istifası istenmiş ve AKP'den istifa ettiğini bugün itibariyle duyurdu İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Açıklaması da şu şekildeydi, istifa açıklaması. Son zamanlarda yüksek sesle dillendirdiği birçok konuyu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular. MKYK üyeliğine seçildim. Türkiye'nin imajını zedeleyen insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması konusunda eleştirilerimi paylaştım. Son iki MKYK toplantısında bu rahatsızlıklarımın bir karşılık bulduğuna dair ya da bu rahatsızlıklarımın düzeleceğine dair ümidim olmadığı için katılmadım ve MKYK üyeliğinden istifa ettim. Bugün Sayın Fatih Şahin Bey genel merkeze çağırdı. Endişelerimin olduğunu, Türkiye'nin itibarına zarar veren bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu, AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini, özgürlükçü, katılımcı bir yol almamız gerektiğini bildirdi. Sayın Genel Sekreter dostane bir ortamda bunların konuşulduğunu ve benim istifa etmem noktasında bir karara varıldığını bildirdi. Ben herhangi bir hesapla siyasete girmedim. Milletvekilliğinden istifa edip etmemem noktasında böyle bir talep olmadı. AK Parti'nin kuruluşunda Erbakan hocama yönelik eleştirilerin bugün çok daha şiddetli olması beni üzüyor diyerek istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Yeneroğlu'nun açıklaması bu şekilde.